Şöyle arkaya şey yaparsak... AK Parti teşkilatları 81 ilde adliyelere gitti. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Sedef Kabaş'la Kabaş'ın hakaretlerini gülümseyen Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Deniz İl Başkanı Yücel Güngör de sabah saatlerinde Denizli Adliyesi'ne giderek suç duyurusu dilekçesini savcılığa iletti. Adliyeye yapılan suç duyurusu öncesi basın açıklaması yapan Başkan Güngör, söyleyecek sözü olmayan çaresizler ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer dedi ve ekledi. Aziz milletimiz, değerli basın mensupları, CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele1 ekranlarında sistematik olarak partimize, genel başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretane ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak'ta Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda da ağır hakaretlerde bulunmuş, program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz son 20 yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleriyle tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış, bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastederek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet bir kere daha kendisini göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçerler. Şundan emin olabilirsiniz. Siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz. Ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça Büyük Türkiye'nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın, ilke ve ahlak, saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz.